Allah belamı versin bak. Yeğenim vekaleti verir vermez arazi sizin, sözüm söz. Bu iş çok uzadı. Bekir, ya bu meseleyi hemen halledersin ya da malınla kalmam, canını da alırım. Anladın mı beni? Hı? Anladın mı? Bekir'i aldık abi. Vekalet. Yok, onu henüz alamamış ama bir iki güne... Müjdat, uzatma. O arazi iki güne benim olmazsa elindeki senetleri tahsil ediyorsun. Anladın mı beni? Emredersin abi. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Hah. Bak, Galip arkadaşında kalacağını söyleyene kadar gözlerim uyku girmedi. Neler neler geldi aklıma. Reflüm azdı gene. Boğazıma kadar yandım bütün gece senin yüzünden. Duydun mu bak? Ananın sağlığı senin ellerinde oğlum. Bak, reflüsü yüzünden mide sağlıyor, o da sabaha kadar benim beynimin etini yiyor. Bu işe bir çözüm bul. Haber veririm bundan sonra. Hadi gel, bir şeyler ye. Acıkmışsındır sen şimdi. Aç değilim şimdi, belki daha sonra atıştırırım. Biraz dinleneyim. Tamam, bir şeyler ye, dinlenirsin sonra oğlum. Daha sonra yerim anne. Alacağın olsun be abi. Arkadaşın arayıp haber vermesi, hala seni arıyorduk Ürgüp'te. Ne oldu, neyin var? İyi gözükmüyorsun. İyiyim, iyiyim. Yorgunum biraz. Kafayı vurup yatacağım. Müjdemi isterim baba. Hayırdır? Arazi işiyle ilgili güzel gelişmeler var. Tapu iki günde elimizde olacak. Vallahi. Şu iş bitsin, Kudret'in suratını merak ediyorum. Sen tut Mustafa diye diye yere göğe sığdırma. O kalksın, elin kızı için yıksın geçsin seni. Resmen adamcağızın güvendiği dağlara kar yağdı. Mustafa'nın yaptığının onda birini ben yapsam var ya, namussuzum, çeker vururdu beni. Allah'ın sopası yok işte Şahin'im. Sen öyle severken bile evlat ayrımı yaparsan böyle olur işte. Ya şunu kapatmasan olmuyor mu? Olmaz. Bundan sonra oturuşuna, kalkışına, kılığına, kıyafetine çok dikkat edeceksin. O niye kız? Düşün bakalım niye. Kız uzatma, söyle işte niye? Hazır diyorum, babanın prensi gözünden düşmüşken... haline, tavrına, oturuşuna, kalkışına dikkat edeceksin ki... baban kendisinden sonra bu ailenin başına kimin geçmeyi hak ettiğini iyice görsün de anlasın artık, değil mi? Yemin et. Hiç şüphen olmasın kocam. Hadi şimdi git babanın yanında dur. Oğlunun desteğini hissetsin adam, tamam mı? Bana bak. Kulağına da Mustafa'nın boşanmak için avukat tutmaya gittiğini fısılda. Unutma, tamam mı? Hadi aslan. Hadi göreyim seni. Beyle okuldu. Nasıl da düzenliymiş. Hiç değişmemişsin Mustafa. Çocukken de yakışıklıymışsın. O zaman da böyle yalancı mıydın acaba? Dersler pek iyiymiş.
Canım. Kim bilir hangi zavallıyı kandırmak için yazmış bu mektupları. O zaman hemen yarın dilekçemizi hazırlayıp aile mahkemesine başvuralım. Bu iş bir an önce bitsin istiyorum Ömer. Ben seni anlıyorum Mustafa ama bu tür davalarda davanın süresi tarafların tutumuna bağlı. Yani demek istediğim şu. Taraflar arası olası bir ihtilaf durumunda işte o zaman ulaşmaya çalıştığımız sonuç biraz uzayabilir. Ömer, Gonca Yalçınoğlu ailesinin kızı. Bu kolay bir boşanma olmayacak. Nadire Derneği'ne başvuran hangi kadının davası kolay oldu ki? Ben önceden uyarayım da dava duyulunca hazırlıklı olmamız gerekecek. Uyarın için teşekkür ederim. Ama kimseden korkum yok benim. Mustafa? Hazırsan savaşmaya başlayabiliriz. Başlayalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Bu evlilik bir an önce bitsin Ömer. Annesi ne yazmış bunları? Bugün Sadık abimin nişanlısıyla evlendirdiler beni. Ne yapacağım şimdi ben annem? Karnında abimin çocuğunu taşıyan bir kadına nasıl evleneceğim? Doğruymuş. Bana yalan söylememiş. Babam ailen için bunu yapmak zorundasın deyince sesimi çıkaramadım ama en son sen gittiğinde kendimi bu kadar kötü, bu kadar çaresiz hissetmiştim annem.